Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da hangi dallardan çelik yapılır? Yani çelik dediğimiz bu arkadaşlar. Bunları toprağa gömeceğiz. Daha sonra ağaç formatına gelene kadar bakımını yapacağız. Şöyle bir iki çeşit şey var. Dal var elimde. Bunlar posof elması şeyi, dal çelikleri. Aşı yapmak için gelmişti. Hazır gelmişken de bunları paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar aşı yapmaya uygun. Bakın odunsu kısmı daha fazla. Gözler daha yeni uyanmamış. Yarım. Bakın daha uyanmamış gözleri var burada. Bunlar ise arkadaşlar çelik yapmaya daha uygun. Henüz daha dal gelişimine yani odunsu kısma geçmemiş. Bunları şu iki gözün toprakta kalacak şekilde iki gözü toprakın içinde kalacak şekilde koyar isek eğer. Bakın şöyle de bir bıçakla da açayım ben. Çeliklerde önemli olan arkadaşlar gelişimini tamamlamamış. Yani odunsu kısma geçmemiş olacak ki toprağa koyduğum zaman da orada bakın ağacın içi bile kırmızı. Kırmızı elma olduğu için bu. Ağacın içi bile kırmızı bakın. Görüyorsunuz. Bu elmanın özelliği posof elmasının içi ve dışı kırmızı. Bu şekilde yaparsanız, bunu bu şekilde toprağa gömerseniz ya da şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çelikleme yapacağınız zaman şunu. Şunu mutlaka yapın yarın. Ve dediğim gibi 1, 2, 3 göze kadar da şuraya kadar da toprağa gömdüğünüz zaman bu kendini beslediğim zaman su verip, gübre verip ya da o torfun içinde kendini beslediğim zaman bu ağaç oluşumunu daha hızlı yapacaktır. Ama bu ağaç oluşumunu formatını bitirmiş. Bundan çelik olmaz. Bu biraz zorlar. Bakımı zorlar, işte gelişmesi zorlar. İçindeki suyu bittiği zaman kurutmaya başlar ama bu öyle değil. Bu kendini büyütmek zorunda. Daha tam gelişmemiş. Bakın söylediğim şekilde şu üçü, şunu da ayıralım. Şu üçü tam çelik olmaya müsait. Şimdi ben bunları çelik yapacağım arkadaşlar. Şöyle bahsettiğim gibi bakın ağacın içi bile kırmızı. O kadar farklı bir dokusu var ki ağacın. Sağ olsun Mustafa Ulus'un abimiz internetten gördüm ondan paylaşmıştı bunları. Var olduğunu söyledi. Biz de istedik kırmadı. Çeliklerini gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. El ondan nasip Allah'tan. İnşallah olur. Biz de diğer olmayan insanlarla paylaşırız arkadaşlar. Yine bu çeliği de 1, 2, 3 şu 4'e kadar da toprağa gömebiliriz. Bunlar toprağın içinde olacak ki şu kısımlardan şurada oluşmayan kök yapılarını buralardan da oluşturabilir. Buradan süreceği zaman buralardan da kök verebilir. Şimdi bunu toprağa da gömeceğiz aynı şekilde. Şimdi bu arkadaşlar torf dolu bir saksımız diyelim biz buna. Bu kayısı toprakta çürütmeye başlamıştı. Yerini sevmediği için buraya aldım. Bunlar da kiraz vişnelerimiz. Şimdi arkadaşlar biraz önceki bahsettiğim olayı şöyle yapıyoruz. Şöyle bir çubuğunuz olacak elinizde. Bakın torf dolu kum ve benzer şey. Bunu kaç göze kadar dedim? 3-4 göze kadar böyle. Bakın şu yeterli. Bu şekilde gömdüğünüz zaman bunu da bu tarafa doğru koyalım. Şöyle ilk önce bu çubukla yerini açıyorsunuz. Daha sonra bakın şurada 2 göz kalsa yeterli. Ama bunların sulamasını ve bakımında aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bunu da aynı şekilde gömdüm. Açtım yerini. Ne yaptık? 2 tane, 3 tane göz kalacak şekilde toprağa gömdük. Şimdi bunların su bakımını her gün yaptığımız zaman bu torfun içinde zaten havalarda çok güzel. Nisan'ın 14'ündeyiz, 2023'teyiz. Bundan sonra bu gelişecektir. Bunların hepsi zaten çelikten olmadır arkadaşlar. Bakın bu üzümler çelikten koydum sonra aşıladım. Bakın aşılar da tutmuş gidiyor. Bunlar da yine aynı şekilde bakın üzümler çelikten koydum. Şuraya alır mısın? Bakın tutmuş gidiyor. Bunu da gelecek sene aşılayacağım. Bunlar da yine elmalar başka elmalarımızdır. Kırmızı ve Amasya elmamızdır. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Çeliklerin daha ince daha zayıf dallardan yapılmasını tavsiye edelim. Sebebini de söyledim. Gelişime müsait. Gelişimi tamamlamamış dallar olacak ki bize istediğimiz o çeliklenmeyi sağlansın. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.